Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu hafta sonu konuğum Show TV'nin büyük bir beğeniyle izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Songül Payaslısı, yani sevgili Devrim Özkan. Karşımızda Songül Payaslı olunca açılışı elbette Menengiç kahvesiyle yapmalı. Dedim ki geleneğe uyalım ve Menengiç kahvelerimizle sohbetimize başlayalım. Başlayalım o zaman. Ritüeli nedir? Şimdi ne yapıyoruz? Önce bir şeref yapalım. Şeref birlikte. Yapalım. Evet. Tamam. Böyle yapıyoruz. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi içince ilk yudumu biraz ağızda gezdirmek gerekiyor tadını almak için. Güzel değil mi tadı? Gayet güzel. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir menengiç alabilir miyiz? Karımın sinirleri yatışsın biraz. Tabii ki Sadi Bey. Songül ve Devrim. İkisi de çok tatlı, ikisi de çok güzel. Peki başka neleri benziyor birbirine? Şimdi Songül karakteri hani idealist, hedefleri olan, hırslı, böyle başarılı bir kadın profili var. Sanki ortak özellikleriniz var gibi. Var tabii ki, çok var Songül'le ortak özelliğim. Yani ikisi de çok gözü kara. Ben de öyleyimdir, hırslıyımdır. Daha doğrusu yapmayı istediğim bir şey olduğunda onun için sonuna kadar gitmeyi severim. Songül de böyle bir kadın. Gülünce çok güzel oluyorsun kadıcım. Laflarla değil, hareketlerle gösterilecek artık sanki. Yeter. Sonra sen de. Ne yapıyorsun sen? Menengiç yapayım. İçersin. Bismillah. Bismillah. Songül her ne kadar annesiz babasız büyümüş bir kadın olsa da orada ben ailemle büyüdüm. Ama o yalnızlığın nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilen bir kadın. Ben de bilirim biraz yalnızlığın ne demek olduğunu. Oralarda çok örtüşüyoruz. Böylesine sevilmesinde Songül Payaslı'nın ve elbette partneri Ertan Saba'nın etkisi büyük. Ama Songül'ün farklı bir aurası oldu. Belki çok daha meçleştim diğer karakterlerinden daha fazla. Bir de partner uyumu çok önemli. Tabii. Bu işimdeki partnerim Ertan Saban inanılmaz bana katkıları olan bir insan oldu. Belki de onun da çok büyük bir payı var şu anki başarımızda diyeyim. Biraz da geçmişe iniyoruz. Devrim Özkan'ın çocukluk hayalleri oyunculuktan bambaşkaymış. Peki Devrim, biraz çocukluğuna inelim mi? İnelim, buyurun. Çok şey sürmez zaten, 24 yaşındayım. Evet, daha evet. Hızlı bir şekilde buraya çıkarız. Evet. Ama ben mesela merak ediyorum, küçükken hayalin neydi? Şöyle, ben veteriner olmak istiyordum. Hayvanlara karşı bir zaafım var. Veteriner olmayı çok istemiştim ama judo da hayatımda olduğu için antrenör mü olsam, veteriner mi olsam şeyindeydim, arasında kalmıştım. Ama ablam sağ olsun benim hayatımda çok önemli cümleleri olan bir insan olduğu için bana şunu söylemişti. Liseye geçerken resim de yapıyordum bir yandan. Güzel Sanatlar Lisesi'ni de kazanmıştım. Spor Lisesi'ni de kazanmıştım. Bir de Anadolu Lisesi'ni kazanmıştım. Maşallah. Evet, ablam dedi ki yani güzel sanatlara gidersen belki dedi birkaç sene sonra fikrin değişecek. Henüz küçüksün ve yapmak istemediğini fark edeceksin. O zaman pişman olma. Spor Lisesi'ne gidersen ben atletizm yapıyordum judodan önce ve bir trafik kazası geçirdik ve koşamamaya başladım artık. Evet, teşekkür ederim. Henüz çocukken hayatını tamamen değiştiren bir trafik kazası olmuş. Bacağımda dizden bileğime kadar liflerim koptuğu için öyle bir sakatlık yaşamıştım. O yüzden atletizmi bırakıp judoya geçtim. Peki kaç yaşındaydın kaza sırasında? 12. Kim vardı yani? Annem, babam, ablam, ben. Ha. 4 kişiydik ailecek kazanın. Herkes iyi değil mi? Herkes iyi, herkes çok sağlıklı. Atletizmden kopmasına neden olan kazanın etkilerinin ağır geçtiğini söylüyor Devrim Özkan. Yani ağır geçti, şöyle ağır geçti. Bizim karşı yönümüzden geldi bir otobüs. Babam kırdı ve benim olduğum yönden, benim bacaklarım cama dayalı bir biçimdeydi. Çünkü denizden dönüyorduk, rahat bir ortam. Ve benim bacaklarıma doğru vurdu şey. Otobüs. Biz döndük durduk bir süre sonra. En ağır hasarı ben aldım. Yani şükür ki ailemde hiçbir şey yok. Birkaç çizikle kurtuldular. Bir ay kadar yürüyemedim ondan sonra. Yani hayatım bitmişti benim için. Her şey çok kötü ilerliyordu. Ne yapacağım? Hani atletizme çok aşığım çünkü devam etmek istiyorum. Hayallerim var falan. Sonra tabii belki de iyi bir şeye sebep oldu bu. Onu dizide bol bol kavga sahnelerinde görüyoruz ya. Bu sahnelerdeki başarısının nedeni judo. Peki neden judo? Şöyle dediğim gibi hani ben ya babam bizi doğru tabir mi bilmiyorum ama babam ablamla beni biraz erkek gibi büyüttü. Benim Barbie bebeklerim yoktu, tüfeklerim vardı. Yani sürekli böyle bir
bir şeye karşı savunmam gerekiyorsa kendimi, babam hep hazırlamıştı beni ona. Ve judo benim bacağımı zorlamayacak sporlardan bir tanesiydi. Ve o zaman Savaş Hocam, Savaş Bat ilk kez Muğla'da bir judo kulübü kurmak istediğini söyledi. Okula gelip öğrenci seçiyordu yapmak isteyenlerden. Ben de spora devam etmek istediğim için ekibe dahil oldum. Sonra çok güzel gelişti her şey benim için. Çok güzel seneler geçirdim judoda. İnanılmaz katkıları oldu bana. Şu anki zaten sahnelerimi ben judo sayesinde çekebiliyorum. Var mı önemli böyle minik bir gösterebileceğin judoda bir sahne? Telefondan mı gösteriyor? Yok, onlar yok. Çok eskide kaldılar. Yani babamın telefonunda falan vardı. Şu an yok. Oyunculuk eğitimini yarıda bırakmış Devrim Özkan. Şeyi fark ettim, bilmiyorum. Lütfen kimse yanlış anlamasın ama oyunculuğun bir akademik kısmının olduğunu çok düşünmüyorum. Buna çok inanmıyorum. Yani sahada olman gerekiyor oyunculuk adına bence daha fazla ilerleyebilmek için. Birinci sınıfın sonunda okulu bıraktım İstanbul'a gelmek için. Zaten sayısız audition gönderiyordum. Çok fazla gönderiyordum. Kendi kendime evde çekiyordum. İlk dizisinde oynamaya giderken ailesini karşısına almış. Söyledim, büyük tartışmalar da oldu evde. Ben İstanbul'a taşınıyorum bir anda. 18'e bir ay önce girmişim. Okulu bırakmaktan bahsediyorum. Tek başıma yeni bir hayata çıkmaktan bahsediyorum. Tabii ki tepkileri olacaktı. Birkaç aylık küslükten sonra onlar da sağ olsunlar desteklerini esirgemediler. İstanbul'a ilk geldiği günü unutamıyor. Uçakla mı geldin, otobüsle mi? Uçakla geldim. Uçakla geldin, indin. Evet, indim. Ne hissettin o İstanbul'un güzel karmaşasını görünce? Yani şöyle, o kadar İstanbul'u bilmiyormuşum ki Sabiha Gökçen'den Levent'e taksiyle gittim. O kadar bilmiyormuşum ki yani, düşünün. Hatırlıyor musun ne kadar ödediğini? Evet, o zaman tabii şartlarımız daha güzel olduğu için 62 TL ödemiştim. Çok güzeldi o zamanlar. Ama tabii yani şöyle düşünün. Ben o zaman buraya KYK'mla gelmiştim sadece. 435 liraydı. 435 lirayla İstanbul'a geldim ve 435 liranın 62 lirasını taksiye verdim gerçekten. Çünkü o zaman onunla ne kadar daha ilerleyebileceğimi bilmiyordum. Büyük umutlarla geldiği İstanbul'un kaosuyla tanışması uzun sürmemiş. Hayatım birazcık kayma noktasına geldi. Her şeyi bırakıp geldiğim İstanbul'un o bir hafta, iki hafta içerisinde sete çıkmayı beklerken şöyle bir bilgi geldi bana. Kanal senaryo revize getirmiş. 7 karakter işten çıkmış. Bir tanesi de senin karakterin gibi bir cümle kuruldu bana. Ben okula geri dönmem gerekiyor. Bodrum'a geri dönmem gerekiyor. Tamam dedim, yani yapacak bir şey yok. Böyleymiş. Böyle olması gerekiyormuş. 3 gün geçti aradan. Tam ben ertesi gün döneceğim Bodrum'a. Aradı yine Nuray beni. Dedi ki işte dedi aynı işte dedi seni dedi İpek karakteri yapacaklarmış. Kabul edelim mi? Ben dedim ki Mahmut'u bile oynarım. Kabul et lütfen. Şu an her şeyi çok okuyayım çünkü bunu yapmak istiyorum. Ailesine karşı dik durduğu o günleri unutamıyor. Songül karakterinin yalnızlığını oynarkenki başarısı o günlerden miras. Ailene karşı böyle bir dik duruş sergileyip bir şeyleri başarmak adına çıktığın yolda senden bağımsız şeylerden ötürü başarısız gözükmek, bilmiyorum. Ailene karşı en azından hissetmeyi istemediğim bir duygu olur her insan için. Aynen, mahcubiyet olur. Böyle bir şey yaşandı ama sonrasında ben aynı biletle Bodrum'a dönüp 3 gün tatil yapıp geri dönüp işime başladım. Harika. Peki o dönem yaşadığın mesela çok büyük maddi zorluk hatırlıyor musun? Böyle aktarabileceğin bir şey almak isteyip olabilir bu, ne bileyim. Ya şöyle, tabii ki çok var dediğim gibi, hani bir tane eve taşındım. Stüdyo bir daireydi. Ayıp olmasa söyleyeyim kirasını. 2000 lira bir kirası vardı. Elektrik faturası her şeyi dahildi içine. Ve ben o 2000 liraya her ay verebilmek için çok çalışıyordum. Hiç arkadaşım yoktu. Tek bir tane arkadaşım yoktu. Genç bir kızın İstanbul'da yaşamaya çalışması çok zordu. Zordu değil mi? Çünkü o an sadece arayabileceğim 5 ay önce yeni tanıştığım menajerim var ve bu kadar her şey. Sadece bu kadar. Kedimle konuşuyorum, sabaha kadar dertleşiyorum. Sıkıntım olduğunda ona anlatıyorum. Bir cevap gelmiyor ama karşıdan. Yani gerçekten yalnızlığı bilirim dediğim yer orası aslında. Çok yalnız başladım en başta. Ama yani Nuray'ın da hakkını yemeyeyim, çok yanımda oldu sağ olsun. Ailesiyle arasını düzelttiği proje Vatanım Sensin olmuş.
rüya bittikten sonra vatanım sensin başladı işte benim için. Ben hep anneme şunu söylerdim. Vatanım sensinle şu an çalışıyorum. Ablam kesin barışacak benimle demiştim çok iyi. Çünkü ablam beni bir Mustafa Kemal'i anlatan bir işte görmeyi çok istemişti hep. O yüzden vatanım sensine geçtiğim zaman ev değiştirmem gerekiyordu. Vergi muhabbetleri başladı tabii klasik. Ablam benimle konuşmuyorken bütün evimin eşyalarını almıştı. Evet. Bir baktım kapımdan koltuk giriyor, buzdolabı giriyor. Çünkü hiç eşyam yoktu. Hiç sıfır. Eşyalı bir stüdyo dairede kalıyordum. Yeni evimin bütün eşyalarını ablam aldı. O benim için bir cümleden çok daha değerli bir şeydi. Yanımda olduğunu çok hissettiğim bir andı. Ve bugünlere geldi Devrim Özkan. Şu sıralar ekranların en sevilen oyuncularından biri. Üzdüm seni. Çok üzüldüm ama şimdi mutlu olduğum için bugünlük seni affediyorum. Ama bu demek değil ki affettim seni. Galatasaray diyoruz, akan sular duruyor. Devrim Özkan için Galatasaray sevgisi bir başka. Peki bir de Galatasaray sevgisine gelmek istiyorum. O ne zaman başladı, nasıl başladı? Babam benim çok koyu Galatasaraylıdır. Çok yani bizim bütün aile zaten öyledir. Babamın ben çok küçükken Milas'ta bir Galatasaray kulübü vardı. Hatta o dönemden bir videom da var, ben böyle hala böyle taraftar şeyindeyim falan böyle. İşte o günlerden bir görüntü. Minik Devrim ve Galatasaray aşkı. Yani bu kadardan bize babamın vesilesiyle sarı kırmızı büyüdük, biraz öyle oldu. Yani tabii ki bir holigan değilim ama gerçekten seviyorum yani o. Daha doğrusu stresimi alıyor benim Galatasaray'la ilgilenmek. Yani takım tutmak daha doğrusu. Ama şimdi Galatasaray'da şu an Türkiye'nin en büyük takımlarından, hatta en büyük takımı olduğu için o yüzden onu desteklemek çok hoşuma gidiyor. Tribünlerde onu sıklıkla görüyoruz. Haliyle tezahüratlara da hakim. Peki en sevdiğin tezahürat hangisi? Takımı. Adanmış Hayatların Umudu, onu çok severim. Sen gözümün nuru, adanmış hayatların umudu falan. Çok bilirim yani şeyleri. Severim sahada olmayı, maç izlemeyi. Futbolu seviyorum aslında oyun olarak. Mahallede çünkü futbol oynayarak büyüdüm ben. Gerçekten mi? Evet. Galatasaray'dan bir efsane takım kursa kendine. Kimler olur kadroda? Galatasaray takımında bir oyuncu olarak sahaya çıkacaksın. Ben teknik direktörüyüm. Ha, ben sahaya çıkacağım. Çıkacak olsan. Bu hangi mesela bana... Üç futbolcu mutlaka olsa, onlarla aynı dönemde böyle bir kadro olsa ya da sahada olmak istesen. Hacı, Selçuk İnan tabii ki olur. Servet olur. Defansımız, eski defansımız. Üçü bence çok iyi takım arkadaşı olabilir benimle. Kalede? Mustera ama her zaman. Evet. İleride? Forvet'te? Forvet konusunda biraz sıkıntı yaşadığımız için son zamanlarda. Yani bilmiyorum forvete kimi koyacağım ya. Fatih Hoca geri dönüp karar versin lütfen ona. Teknik direktör elbette Fatih Terim. Fatih Hoca Galatasaray'dır ya. Yani Fatih Terim eşittir Galatasaray. Bizden. Peki bu sene olur mu Galatasaray? Biz net şampiyonuz. Biz net. Mayıslar bizimdir yani. Bizden evet. Kesinlikle şampiyonuz. Galatasaray tribünlerinin amigosu gibi oldu son dönemde. Peki sen tabii maçlara gittikçe biliyorsun hani bir görüntü de yansıdı. Hı hı. Orada aslında fark edilmeden galiba yayıncı kuruluş değil mi? Hani senin ekrana yansıyan görüntün, ondan sonra her maçta TT olmaya başladın. Evet, öyle bir şey yaşandı. Aslında herkes gidiyor maça. Yani ilk Kastamonu maçındayken bir görüntü paylaşıldı. Basın burada, biz burada olduğumuz için ister istemez hani kameralar dönmüş gibi bir şey oldu. Daha sonrasında zaten maça geldiğim bilindikçe çekmeye başladılar ama bence çok normal bir olay yani. Herkes takım tutuyor, herkes desteklemeye gidiyor. Ama senin güzelliğin dikkat çekti tabii. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ya o kadar 60 bin erkeğin arasında ister istemez fark edebiliyorsun yani. Evet. Ve Galatasaray onun gittiği hiçbir maçı kaybetmemiş. Bir de Galatasaray senin gittiğin hiçbir maçı kaybetmemiş. Bu doğru. Bu gerçekten doğru. Gerçekten doğru. Çünkü bunu ben de söylerdim etrafımdaki arkadaşlarıma. Çünkü uğur getiriyordum ya bir şekilde. Yani kendi totemimdi maça gitmek. Özellikle riskli maçlara gitmeyi tercih ediyorum. Bilmiyorum. Ben kendim öyle inandım. Sonra tabii bu dediğin gibi böyle basın
çekmeye başladıkça bu da artık biraz onaylanmış gibi bir şey oldu ama yani bu benim kendi totemimdi. Gittiğim maçı hiçbir zaman kaybetmedik, evet. Galatasaray sevgisi bir ilginç habere daha konu oldu. Sarı kırmızılıların Arjantinli golcüsü Icardi ile anıldı adı. Bir haber çıktı. Galatasaray ile Icardi ile birlikte olduğu. Hiç öyle bir şey yok. Yok, hiç öyle bir şey yok. Hayır. 10 parmağında 10 marifet bir güzel o. Geçtiğimiz haftalarda kamera kullanırken görülmüştü sette. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin setinde kamerayı sen omuzlayıp. Evet. Sağla bakıyoruz. Şu anki, daha doğrusu uzun zamandır hedefim kamera arkasına geçmek. Belli bir yaşa kadar oyunculuk yapacağım. Ondan sonra reji koltuğuna geçmek istiyorum eğer hazır olursam. O yüzden mesela ilk işimden şu anki işime kadar bütün hocalarımın yanından hiç ayrılmam boşluklarımda. İşte neyi nasıl yönetiyor, insanlarla nasıl konuşuyor, orada neye neden karar verdi falan hepsini gözlemlemek isterim. Bir de bizim için Show TV kameramanı olur mu? Sette kamerayı kullandın. Acaba burada da bir kamerayı senin omzuna versek? Alabilirim. Hangisini alayım? Aa, çok güzel oldu. Çok güzel görünüyorsun. Tamam. Gerçekten mi? Evet. Şöyle döneyim. Aa, ben de seni çekiyorum. Teşekkür ederim. Ama bunlar daha hafifler. Çok daha rahatlar bunları kullanması. Evet. Ben bunu düşürmeden alın isterseniz. Belli olmaz. Sağolun çünkü benim. Teşekkür ederim. Bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz Devrim Özkan'a. Devrim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok keyifliydi. Benim için de öyle. Işığın, yıldızın hep böyle parlamaya devam etsin. Amin. Hepimiz. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları.